Hemen hafta sonu konuşulan konuyla başlayalım Hürriyet'in manşetinde. Şimdi gözler marketlerde, etiketlerde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla KDV gıda ürünlerinde, temel gıda ürünlerinde düşürüldü. Peki bu indirimin fiyatlara yansıması ne olacak? Hepimizin merak ettiği konu bu değil mi? Etten şekere, domatesten makarnaya kadar birçok temel gıda ürününde KDV'yi %8'den 1'e çeken uygulama bugün başlıyor. İndirim etikete yansıtmayana çok ağır para cezası kesilecek. Bugünden itibaren etiket denetimleri artırılacak. KDV indirimini yansıtmayanlara her etiket için 615 lira ceza kesilecek. Ayrıca haksız fiyattan 148 bin liraya, haksız ticari uygulamadan 150 bin liraya varan 150 bin liraya varan cezalar kesilecek. Ticaret Bakanı Mehmet Muş en ağır yaptırımları uygulayacağız ifadesini kullandı. Gıda ürünlerindeki KDV indiriminin maliyeti iadeler dahil 30 milyar liraya bulacak. Enflasyonu da 1,7 puan gibi bir derecede olumlu etkilemesi bekleniyor. İndirim kapsamına pirinç, bakliyat, şeker, tuz, yağ, et, süt, peynir, yumurta, salça, bisküvi, makarna, soğan ve domates gibi çok sayıda ürün giriyor. Evet, gerçekten merak ediyoruz. Marketlerdeki yüksek fiyatlardaki düşüş ne kadar olacak? Ama şimdi şunu söyleyelim. KDV %8'den 1'e indirildi. Yani %7'lik bir düşüş var KDV'de. Fiyatlarda %7'lik bir düşüş olacak mı? Hayır. Biraz daha az olacaktır indirim miktarı. Ama fiyatların geçen yıla ya da 4 ay önceye gelmesi mümkün değil. Hele ki geçen yılın en başındaki fiyatlara gelmesi mümkün değil. Bizim beklentimiz fiyatların eski haline tam olarak gelmese de oraya doğru yaklaşması, bu bir. İkincisi, marketlerden şunları duyabiliriz. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt fiyatları bu derece yükselmişken, bizim maliyetler bu kadar fazlayken büyük bir indirim yapmamız beklenmesin diyebilirler. Çünkü akaryakıtta hala yüksek fiyatlar var. Elektrikte bir düzenleme yapılacak. Kademeler değişecek ama zamlar geri alınmayacak. Fakat akaryakıtta ve doğalgazda ve de elektrikte de bir KDV ya da ÖTV indirimi yapılması oldukça önemli. İşte o zaman fiyatların geri geldiğini, masraflarımızın azaldığını görebiliriz. Maaşımızın yettiğini ve insanların alım gücünün arttığını görebiliriz. Akaryakıt ürünler bir yerden bir yere taşınıyor, kullanılıyor. Elektrik her yerde hayatımızda. Doğalgaz keza böyle. Personel masrafları var, kira masrafları var marketlerin. Bütün bunları hesaplayınca giderleri çok yüksek. O yüzden pazarda ve markette fiyat farkları olabiliyor ya da tarladan pazara, markete fiyat farkları olabiliyor. Bunları da düşünmek lazım. Ama şimdiki indirimlerde bir miktar, bilmiyorum nefes aldırır mı aldırmaz mı, ama böyle fiyatların artmasını engelleyecektir. Çünkü hep markete gittiğimizde neredeyse her gün değişen fiyatlar var. Fark etmişsinizdir, geçen ay aldığınız bir ürünü aynı fiyattan almanız mümkün değil. Bazen geçen hafta aldığınız ürünü bile aynı fiyattan alamıyorsunuz. Ve bu çok rahatsız edici, endişe verici. Acaba haftaya aynı fiyattan alabilecek miyim? Acaba fiyat artışı nereye doğru gidecek? Mesela akaryakıtta fiyat artışı nereye gidecek? Bilen var mı? Bilmiyoruz. Bugün zam gelecek mi? Bilmiyoruz. Yarın zam gelecek mi? Bilmiyoruz. Bazen petrol fiyatının artmasından bağımsız şekilde de zamlar gelebiliyor. Yani bu yüzden fiyat artışlarının devam edeceği endişesi insanların alım güçlerini sarsıyor değerli seyirciler. Ve bu yüzden de işte tam bu noktada gıda fiyatlarında böyle bir stabil seyir görebiliriz.